Herkese merhabalar. Yeni bir videoda, yine bir videoda karşınızdayız. Niye bakıyorsun öyle? Çok güzel giriş yaptım. Yok, çok güzel yaptın. Teşekkür ederim. Beğendim. Teşekkür ederim. Herkese merhaba bu arada. Evet, bugünkü konumuz Karadağ'da emlak alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kandırılmamak için ev olsun, arsa olsun, dükkan olsun vesaire alırken nelere dikkat edeceğiz kandırılmamak için? Montenegro'da çok uyanıklar var. Uyanıklar mı diyelim artık? Ya dolandırıcı demeyeyim biraz. Çünkü şey, aldığınız ürünün karşılığını veriyorlar ama kazıkçı diyelim. Pahalı evet. Satıyorlar. Bizim şeyimizde, dilimizde kazıkçı deniyorlar. Kazıkçı diyelim direkt. Yani normalde bir yerin, atıyorum bir evin değeri 50 binse siz de bunu bayağı 70, 80, 90 piyasaya bilmediğiniz için iyi niyetlisi, en iyi niyetlisi 60 bine satıyorlar. Öyle evet. Söyleyeyim. Kötü niyetlisi 70, 80, 90'a kadar çıkıyor. Ondan sonra da bu yeri satmak istediğinizde ah ben ne yaptım diyorsunuz. Keşke araştırsaydım zamanında diyorsunuz. İşte bunu dememiz için biz sizler için bu videoyu çektik. Evet. Ev alırken nereye dikkat edeceksiniz? Neleri kontrol etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle size sunulan ev. Yani mesela diyelim ev almak istiyorsunuz. Nerede bir ev almak istersin? Burada. Burcu müşteri. Ben emlakçıyım. Ben uyarıkmıyorum emlakçıyım. Tamam mı? Tamam hadi. Evet. Evet efendim. Hiç satıcı olamıyorum bak. Evet, ev almak istiyorsunuz galiba. Evet. Nereden? Butva'dan. Butva'yı tavsiye ederim zaten size. Evet. Tivat'ı evet. Da düşünüyorum aslında ama. 2 artı 1 istiyorsunuz. Evet. Tamam. Siz gözlerinizden anladım. Tam size göre elimde bir ev var ama çok müşterisi var. Çok taliplisi var. 3-4 kişi istiyor ama tabii önceliği size verebilirim. 70 bin euro fiyatı. Düşünürseniz. 70 bin euro tam olarak Budva'nın neresinde? Deniz görüyor mu? Deniz görüyor. Muhteşem bir ev. Harika. Yani balkona çıkıp şöyle bir bakarsınız denizi arkadaşlar, ucundan görebiliyorsunuz. Deniz görüyorların %50'si diyeyim. Emlakçı denizi, emlakçı manzarası diye bir tabir var ya, aynen öyle. Çınar'ın dediği gibi böyle eğilip bayağı bir aşağıya sağ kaysanız, iki kişi de bacaklarından tutarsa işte denizi öyle görebiliyorsunuz. Buna yani manzaralı diye satıyorlar. Size ev satmak isteyenler bu evi süslerler. İşte çok kişi bakıyor. Gitti. Yani şu an almazsanız gitti. 10 dakika kaparayı, satıyor. Yani istiyorlar ki konuştuğunuz anda kaparayı verin. Amaç bütün tabii evi bir anda satmak. Ya arkadaşlar tamam, şöyle bir şey var. Şu anda Karadağ'da aslında emlak alan çok avantajlı. Bana göre avantajlı. Bir de şu an kış ayı olduğu için ayrıca bir avantaj var. Kesinlikle. Yazın çok daha pahalı oluyor evler. Yani Mart'tan Nisan'dan sonra Ağustos'a kadar bir zirvede oluyor fiyatlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Tamam evet ev hani 10 dakika sonra verilmiyor birine olabilir ama çok kısa sürede gittiğini ben de duydum. Çünkü talep var şu anda bayağı bir. Fiyatlar da çok uçuk değil ama bizim söylemek istediğimiz, vermek istediğimiz mesaj şu. Satın almak istediğiniz evin gerçek değeri o mu? Muhitindeki evlerin, diğer evlerin, muadili evlerin metrekare fiyatlarını bir araştırmanız gerekiyor. Yani kimisi metrekaresine 1000 derken kimisi 3000 diyebiliyor. Aslında aynı evin, aynı belki yan komşusu, belki üst katı falan. Burada tabii bu satıştaki bu fiyattan ev sahibinin de haberi olmayabilir. Çünkü o da diyordur ki bana 50 bini ver, üstünü ne yaparsan yap. Onun için piyasayı şöyle bir araştırmanız lazım. Nasıl araştıracağız diyeceksiniz. Zaten satıcı kişiler belli. Herkes aynı şeyi yapıyor demiyoruz ama Karadağ'da da Türkiye'deki sahibinden gibi site var. Bir site var. Özellikle neydi ismi? Realtika. Oradan gidip araştırabilirsiniz. Gerçekten evin değeri bu mu? Onu nasıl anlayacağız? Mesela bir ev alacaksınız. Tabii aynı evi belki olmayabilir her zaman ama yan tarafındaki evleri nasıl kaç para gitmiş aşağı yukarı anlarsınız. Ya yani mesela şöyle bir şey, şimdi mesela sahibinden girdiğiniz zaman atıyorum İzmir Mavişehir'de ev bakıyorsunuz. Artık evlerin altında şu var. Metrekare, Mavişehir bölgesi için metrekare fiyatı diye bir şey var. Yani 3 aşağı 5 yukarı evin içine de tabii ederi baktığınız budur. Zaman ederi budur diyebiliyorsunuz. Hani size atıyorum işte... Hatta size şöyle bir güzellik yapayım buradan. Tutacağınız evi bana gönderin, ben araştırayım size. Doğru bir yatırım mı değil mi? Yani şey evet, bunu söyleyebilir. Hiç düşünmem yani. Yaparım araştırmayı. Akşam vermeyi sakin zaten. Aynen. Yani hiçbir karşılık beklemiyorum bu arada. Tamam. Kesinlikle. Metrekare fiyatı. Şimdi mesela ben hatta bu yeni bir zaman, yakın bir tarihte duydum. Civardaki evler 60-70 bin euro civarı. 1 artı 1 sadece bir evi. 110 bin, 120 bin euro galiba demişler ve kişi de almış yani, hiç araştırmamış.
Ama bu evin gerçek değerine gelmesi mesela normalde 2 sene ise bu evinki 5 sene olacak. Çünkü çok pahalıya aldı. Pahalıya almış oluyor. Bu da bir zarar. Onun için bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Dediğim gibi Çınar'ın da dediği gibi eğer sormak istediğiniz bir emlak ya yani bunu eder mi falan dediğin zaman araştırma konusunda da yardımcı olabilir beyim. Ben bir söz verdim artık bakacağım. Hiç sıkıntı yok. Evet. Yani şöyle bir şey. Gerçekten büyük para. Mesela arada bir 10 bin euro, euro kadar oynayabiliyor. 10 bin euro dediğiniz bugün nereden 65 baksana? 65 bin lira para. 65 bin TL'ye yakın bir para. Yazık günah yani. Onun için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi bu evi alıyorlar mesela. Sorun yok. Aa, güzel bir karlı bir yatırım yaptım diye düşünüyorsunuz. Bir sene sonra evi satmak istediğinizde bakıyorsunuz aldığınız fiyattan daha düşük bir fiyat çıkıyor. Ne oluyor filan deyince orada fiyatları işte fiyatları genelde düşmez. Olayı orada anlıyorsunuz. Evet. Yani buna evet, bu konuda yardımcı olmak isteriz. Şimdi burada %5 yasal komisyon. Yani bir evin atıyorum 50.000 TL ise yani ev sahibi 50.000 TL istiyorsa %5'i ne yapar bunun? 2,5 milyar. 52,5 milyar. 2500 euro. Pardon euro. Euro. Özür dilerim. 52.500 euro normal fiyatı. Ya bunun üstü her türlü fırsatçılığa göre. Tamam serbest piyasa var. İşte yani hadi bir 60 dersin ama 70-80 de demeyin yapmayın ya. Şu an eminim çok düşman edindik. Buradaki ev satan tiplerin hepsi bize düşman olmuştur. Valla kimse hakkımızda ya kötü kötü dedikalar çıkartmış. Sevenlerimiz korur bizi. Bilmiyorum şu an iyi bir şey mi yaptı değil. Ama ne çıkarırlarsa çıkarsın. Ama doğrusu bu. Ben bugün ev alacak olsam gerçekten değerini almak istedim. Çünkü kesinlikle hiçbirimiz kolay kazanmıyoruz bu parayı. Evet. Hatta günümüzde iyi de zor kazanmaya başladık. Türkiye'de evin değerini az çok dili bildiğiniz için vesaire vesaire araştırabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir imkanınız yok. Emlakçı size ne derse inanıyorsunuz. Ama işte çok büyük arada farklı olunca biz de böyle bir video çekip insanları uyarmak istedik. Yani açıkçası bu bizim dikkatimizi çekti. Çünkü hani biraz az çok bölgeleri öğrendiğimiz için hani şurada şu fiyata ev aldım falan dendi. Yakında zaten biz hayret ediyoruz yani buna. Onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. Size çok güzel bir uygulamayla Google Earth üzerinden bölge bölge hangi bölgede metrekare ne kadar fiyata gidiyor hepsini tek tek anlatarak videosunu çekeceğim. O zaman çok daha bilgi sahibi olabileceksiniz. Kolay bir şekilde erişebileceksiniz. Aynen öyle. Ama genel olarak Karadağ'da emlak almak karlı. Emlak nasıl bir koşulda aldınız önemli. Biz bunu burada vurgulamak istedik. Onun için araştırmanızda biz de yardımcı olacağız. Siz de araştırınız dediğimiz siteden de kontrol ederseniz bölgedeki emlak fiyatlarını 3 aşağı 5 yukarıda haberiniz olur. Yine de teyit etmek amaçlı sorabilirsiniz. Evet şimdi burada buraya gelen Türkler genelde 2 ay sonra 3 ay sonra bu işe giriyorlar. Yani buraya geliyor adam. Şimdi geliyor buraya ne yapıyor? Hiçbir işi yok. Dükkan açmak falan da fikri yok. Sadece geliyor buraya. Sonra bakıyor burada ne iş karlı? Emlakçılık kalıp bir de şirket açmak. Danışmanlık firması açmak karlı. Geliyor burada danışmanlık firması açıyor. Emlakçı açıyor. O şekilde burada yüzlerce firma oluştu bir anda. Bunlarla nasıl çalışıyorlar? İşte evlerin fiyatlarının üstüne ekleyerek emlakçıya diyor işte sen mesela emlakçısın. Burada yer bir emlakçısın. 50 bin liralık bir ev var sende. Ben diyorum ki sana, ben bu evi diyor, senden alayım 50 bin lira diyor. Ben 60 bin liraya başkasını satıyorum. Aslında adam sana gelse direkt 50 bin liraya alır. Evet. Onun gibi bir şey işte. Biraz karmaşık oldu ama. Ya aradaki 10 bin lira aslında çok büyük bir rakam değil. Bizim sadece karşı koyduğumuz, yani neredeyse araya bazı emlakçıların bir ev parası daha yüklediğini duyuyorum. Tabii ben. Ya bazen bu çok abartı. Şunu işin ucu kaçıyor. Ya tabii ki. Ya ben bunu iş ondan yapıyorsam. Ondan sonra bakın özellikle bundan niye rahatsız? Gerçekten biz Türklerin ismi adı çıktı ya resmen adımız çıktı. Yani ilk de gelenlerden biz de duyuyoruz. İlk geldiğimiz zamanki diyorlar bakış açısıyla şimdiki bakış açısı çok farklı. Çok farklı olmaya başladı. Çünkü bu olaylar yüzünden oldu hep. Evet. Ya buradaki Türklerin artık uyanıklığı bir yerde kesmesi lazım. Yani hakkınızı kazanın, hakkınızla geçin zaten yeter. Yeter size. Fazlası bile yeter yani. Bir anda burada köşeyi dönmek için böyle bir ayda iki ayda ama insanları kandırmayın. Çünkü yazık. Ya o gelen insanlar da bir umutla geliyor buraya. Kesinlikle. O evi aldığında çok seviniyorlar ama sonu hüsran oluyor. Bu da gerçekten çok üzücü bir şey. Yani başkaları mutsuz olurken sizin mutlu olmanız imkansız. Onu unutmayın. Evet. Çok acı konuştum. Gerçekten. Ama gerçekten. Ama doğrusu gerçekten. Ya ben şimdi İstanbul karşı bir 50 bin euro diyorum. Atıyorum 70 bin euro param var. Satın aldığım evin bedeli 50 bin ise tamam ben 55 vereyim. Hadi biraz daha çıkayım 60 vereyim. Ama bana 70 hatta borç bulup 80 falan yapmayın şunu. Gerçekten abartı 30 bin euro bir ev daha alırsın. Çünkü var yani. Kesinlikle öyle. İşte
Dediğimiz gibi gerçekten araştırın, sorabilirsiniz. Biraz piyasa araştırması yapın, her söylenene inanmayın. Çok zor bir şey değil, çok büyük bir ülke de değil. Yok ama ben Facebook'ta 7/24 zaten evliyim. Evden çalıştığım için home office çalışıyorum. Yazılım yapıyorum. Akşama kadar kod yazmaktan başka bir şeyim yok öyle. Siz yazın Facebook'ta, bana da arada bir şey değişiklik olur. İstediğiniz kadar Facebook'ta soru sorun. Yani ben yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Bakın dedim, şu sitede daha ucuz ev. Şuradan alın veya yönlendiririm sizi. Evet. Tabii siz son karar tabii ki de sizin istediğinizi yapın. Yani istediğinizi yapabilirsiniz. Birisi, hatta birisiyle konuştum. Ya bak diyorum, aynı ev diyorum, şurada daha ucuz diyorum. Olsun diyor, ben adamlara söz verdim diye. Ya öyle insanlar da çıkıyor bazen ama ne yapacaksın artık, onlara da bir şey diyemiyorsun. Artık söz vermiş. Yapacak bir şey yok. Evet. Söz verdim, kasıkacağım. İşte bu konudaki bilgilendirmemizi yaptık arkadaşlar. Gene tercih sizin ama biz sadece rica ediyoruz, araştırmanızı iyi yapın. Bu arada adımız daha fazla çıkmasın. Evet, bu arada bayağı düşman edildik bu videodan sonra, eminim. Bizi kötüleyenler olacak. Bu evet. Videodan sonra yani hakkımızda dedikodu da çıkartabilirler. Çıkarsınlar, hiç umurumda değil. Bu arada başlanır. Dışarıda niye video çekmiyorsunuz diye sorular geliyor. Çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Onunla ilgili ekipmanlarımız hazır. Bir gün sonra yeni dışarıda videolarımız geliyor. Çok soğuk, yaygın çıkamıyoruz. Böyle çok alıştık. Üşüyorum. Dün cama çıktı, bak bugün bile açık bile değil. Evet, evet. O derece soğuk. Dün biraz herhalde üşütmüşüm. Evet. Bugün cam o yüzden kapattık. Videoyu sonlandıralım artık. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Karadağ'da Yaşamak Facebook sayfamızda sizleri bekliyoruz. Ayrıca videomuza abone olmayı, kanalımıza abone olun, videomuza like atın. Videomuza abone olun, kanalımıza like atın. Öyle de olur. Öyle olur. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın, bay bay.